now, fleshling, and prepare. The Tüm oyun severlere Doella kanalından merhaba. Görünüşe göre 2024 yılı Coop Survival hayatta kalma oyunlarının yılı olacak gibi gözüküyor. En azından ilk ayları öyle başladı. Üst üste bu tip oyunlar karşımıza geliyor. Bu sefer de sıra Nightingale adlı oyuna geldi. Nightingale ile ilgili bu ayın başında yani beklediğimiz oyunlar arasında saymıştım. Nitekim zaten Steam istek listelerinde bir süredir başlarda yer alıyordu bu oyun. Neden? Çünkü özellikle grafikleri ve geçtiği ortamlar ve bir takım ilginç tasarımları ile dikkat çekiyor. Öncelikle oyun Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş. O sebeple grafikleri bu tip bir oyun için oldukça kaliteli. Buna ek olarak genel olarak böyle bir İlk bakışta bir cila hissediyorsunuz. Daha böyle menüler falan özenilmiş gibi görünüyor. Ee, ancak e, yüzeyde böyle. Yani işin detayına girdiğimiz zaman aslında oyunun hakikaten erken erişimde olması gerektiğini görüyoruz. Ee, bununla ilgili zaten şimdi birazdan fikirlerimi daha detaylı olarak anlatacağım. Ama baştan şöyle bir e, sizi ne beklediğinizi söylemek istedim. Eğer ilginizi çekmiyorsa yani burada beğen tuşuna basıp çıkabilirsiniz videodan. Ancak biraz daha şimdi detaylı kendi oynanış videomu ve izlenimlerimi size aktaracağım. Nightingale oyunu Inflection Games tarafından geliştirilmiş. Inflection Games Kanadalı bir firma. Ancak başında BioWare'in üst seviyesinde çalışanlarından bir tanesi var tabii ki. Eski BioWare'in demek istiyorum. Ve hatta bu oyun BioWare sonuçta rol yapma oyunu şeyle odaklı bir firma onun şeyinin aslında izlerini taşıyor ve ilk olarak MMORPG olarak tasarlanmış bu oyun. Daha sonra e, Co-op Açık Dünya Survival hayatta kalma oyununa dönüşmüş zaman içinde. E, oyunun geçtiği dönem alternatif Victorian dönemi dediğimiz bu İngiltere'deki işte bu Karın Deşen Jack'ın falan e, yaşadığı zamanlara denk geliyor. Bu dönem özellikle estetiği ile bayağı bir ilgi çekiyor, beğeniliyor. Benim de açıkçası sevdiğim bir dönem. E, Steampunk etkileri Az da olsa var ama bu aslında çok önemli değil. Çünkü zaten bu oyunun en önemli olayı farklı ram yani alemlerde dünyalarda geçiyor olması. O oyunu da yani görselleri dışında diğer benzerlerinden zaten farklı kılan özelliği bu. Ve bu dünyalar rastgele yaratılmış. Siz dünyadan dünyaya gidiyorsunuz. Yani tek bir açık dünyaya bağımlı değilsiniz. Açık dünyalar arasında gezinen bir seyahatçisiniz diyeyim. Yani realm traveler mı öyle bir şey kullanmışlar. İlginç yanı bu. Yani bu özelliği olması birçok kişi muhtemelen bu oyuna bakmaz. Biraz daha şey yaparsak, açarsak hikaye neyle ilgili? Aslında bakarsanız fena olmayan bir hikaye var. Bu alternatif işte şeyde hikayede Fey dediğimiz işte bu yine belli yerlerde karşımıza çıkan bu büyülü yaratıklar burada var. Yani dünyadaki insanlarla anlaşmaya falan girmişler geçmişte. Bu sayede tıpkı Stargate dizisi gibi geçitleri kullanarak yani diğer dünyalara geçiş yapıyorlarmış herhalde medeniyet yine e, ilerlemiş. Her zamanki gibi kavgalar, sıkıntılar olmuş ki bir felaket kopmuş. Ve e, siz de e, bunun sonucunda başka bir dünyada uyanarak kendinizi buluyorsunuz. Amacınız dünyaya geri dönmek ama dünya da tabii mahvolmuş durumda. Tek ayakta kalan şehir ise Nightingale adını taşıyor. Amacınız yani Nightingale'a ulaşmak. Ama bunu ulaşmak için işte sürekli böyle farklı dünyalarda ilerleyerek, gelişerek e, Alemden aleme akarak diyelim, <laughs> dünyalardan geçiş yaparak e, oraya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu tabii ne kadar sürüyor tam bilemiyorum ben dediğim gibi çünkü sadece oyunun yüzeyinde oynadım. E, hemen oyunun başında karakter yaratma ekranıyla başlıyoruz elbette. Karakter yaratma ekranı e, oyunun BioWare tarafından yapıldığını yani eski BioWare çalışan tarafından yapıldığını e, ispatlıyor çünkü e, karakter modelleri hepsi ucube, İnanılmaz çirkin karakterler çok mu uğraşıyorlar bilemiyorum. Hilkat Garibesi diyeceğimiz tipler. Yani içinde şöyle bir eli yüzü düzgün bir şey bulmaya çalıştım. Beceremedim açıkçası. Erkek modeller berbat. kadın karakterler içinde bir tane eli yüzü düzgün bir kızımız vardı. Onu seçtim. ama ilginç bir şekilde yani mevcut karakterin üzerinde de bayağı oynamalar yapabiliyorsunuz. Ama yine de olmuyor. Yani bir kere altyapıyı çirkin yaptığınız zaman ne yapsanız değişecek gibi değil öyle değil. Mesela yaşlanma etkisi falan yapmışlar. Karakterin hepsi sözüm ona 20 yaş yüzüne sahip. Onu istiyorsanız 70'lere kadar çekebiliyorsunuz. İlginç olmuş. Bayağı yüz atları falan filan yaşlandığını görüyorsunuz karakterinizin. Ama bir yandan mesela saç beyazlamıyor gibi böyle bir takım eksikler var. Hatta karakter yaratma menüsünde de belli kısımlar boş bırakılmış. Burası tam sürümde gelecek diyor. Yani daha ilk baştan erken erişimde olduğunu çok net hissettiriyor oyun. Bu kısmı geçtikten sonra Pak adlı bir F karakter sizi şey yapıyor. Hoş geldiniz diyor dünyamızı oyunu tanıtan bir karakter. Bunun seslendirmesi yapılmış. Şu ana kadar onun dışında da bir seslendirmeye rastlamadım açıkçası. Seslendiren kişinin sesi meşhur hani Hollywood oyuncusu John Hurt'un sesine benzettim ama herhalde değildir. E, oraya çünkü para vermek bayağı bir bütçe alır diye düşünüyorum. Hayatta mı hatta bakmam lazım bir kere Wikipedia yaşlandı çünkü adam var ama hayatta bildiğim kadarıyla. Her neyse bu karakter seslendirmesi iyi olmuş açıkçası. Bir nevi hani tutorial kısmının şeyini, liderliğini ele almış. Size tanıtıyor ne yapmanız gerektiğini söylüyor. İlk ee, ilk etapta e, size sizi bu dünyaların bir tanesinde uyanıyorsunuz ve bu dünyalar dediğim gibi rastgele yaratılmış ama belli biyomlar var. Orman, bataklık, çöl gibi. Başka e, biyomlar da sanırım eklenecek ama en azından oyun e, ilk başta bu 3 biyoma sizi şey yapıyor, gösteriyor hepsinden birer böyle bir ağzında bir kaşık çalıyor öyle diyeyim. Bunu yaparken ama oyunu tanıtarak yapıyor. Mesela ilk etapta işte elinize klasik e, hayatta kalma oyunlarında olan işte kazmaydı, baltaydı falan onu veriyor. Bir diğerinde işte çadır kurmanızı istiyor. Böyle yavaş yavaş ilerliyorsunuz. En sonunda bu üç tane alemi gördükten sonra bir tanesinde karar kılıp orada başlıyorsunuz oyuna. Bu arada bu alem geçişlerinde de yine Stargate gibi geçitler var. Önünde de böyle bir çarklı bir şeye koymuşlar. Onlara kart koyuyorsunuz. İlginç bir kart sistemi var. E, bu koyduğunuz kartlar yapılabiliyor, craft edilebiliyor. Ancak tabi oyun başında hazır veriyor. Mesela oraya orman kartını koyuyorsunuz, ormana gidiyorsunuz. Bir yanda da modifier kartı gibi bir şey var. Bir de zorluk kartı var. Bunlar işte şeyde o dünyadaki şeyleri değiştiriyor. E, bir takım faktörleri. İlk başta oyun sizi kolay zorlukta oynattırıyor kasıtlı olarak. Bu oynattığınız kısım bayağı bir zaman alıyor öncelikle. E, burada yine oyunun öğretici kısmı ile hikaye de paralel gidiyor ve size çeşitli görevler veriyor. Bu görevleri yaparken oyunu öğreniyorsunuz ama açıkçası bir süre sonra e, açıklamalar yetersiz kalıyor. Sanki orada e, devam etmemişler, bu haliyle sürmüşler gibi. Yani çözüyorsunuz yani çok zor değil ama biraz daha elden tutsaydı, elinden tutup yardım etseydi iyi olurdu. E, özellikle mesela haritada da ya, evet bazı yerlerin sembolleri var ama mesela oraya işarettiğin zaman tepede pusula pusulada en azından gösterse hani o yöne gittiğimizi iyi olur. İkide bir haritaya açıp bakmak zorunda kalıyorum ama tabii bu kasıtlı bir tasarım kararı olmuş olabilir. Çünkü sonuçta biraz hafif şey de yani Elder, Elder Scrolls oyunlarını da andırıyor. Yani fazla elden tutmama, biraz kendiniz gezin gibi bir hava var. Ee, burada tabii işte şeyde buralarda gezerken yavaş yavaş özellikleriniz açılacak. Ee, belli kişilerle konuşuyorsunuz, ediyorsunuz özellikler satın alabiliyorsunuz. Ee, bu istasyonlar satın alıyorsunuz craft istasyonları. Şeyi iyi yapmışlar. Bir anda önünüze deliler gibi bilgiyi atmıyor. Yavaş yavaş kademe kademe bilgiyi arttırarak gidiyor o açıdan beğendim açıkçası. Hatta bu aşamaların bir tanesinde benim Oyunumda Wallace adlı bir karakter Katıldı bu yoldaş gibi. Ben hani hiçbir oyunda bu kadar yani yararlı bir yoldaş görmedim desem yalan olmaz. Bu benle beraber aynı zamanda o da odun kesiyor ne bileyim düşmanlarla savaşıyor. Eğer ölürsem diriltiyor beni. Çok nadir böyle bu kadar faydalı bir <laughs> yoldaş gördüm öyle diyeyim. Tebrik ediyorum Wallace'ı. Wallace sayesinde zor durumları kurtardım diyebilirim. Bu arada şey oyun sürekli online bağlantı istiyor. internet bağlantısı istiyor. Oyunu tek başına oynuyor olsanız bile. Benim oynadığım kısımlarda hep tek başımaydım ama herhalde ileriki aşamalarda diğer oyuncularla co-op yapmanıza izin veriyor olması lazım. Ancak benzer oyunlarda eğer tek başına oynuyorsanız sürekli online olma zorunluluğu yok. Bu tepe, e, kötü yanı nedir? İlk başta bağlanırken hemen oyuna giremiyorsunuz yani biraz bir server arama, sunucu arama kısmı var. Bu herhalde belli saatlerde daha sıkıntılı olsa gerek. Ben genelde hani hızlı girdim ama daha hızlı e, erişim sağlasaydım daha iyi olurdu bunu söylemem lazım. Ama eminim daha çok bekleyenler olmuştur. E, oyunun ana görüntüsü, birinci gözden göstereyim e, arkada görüntülerde gördüğünüz gibi. Bu iyi olmuş. Daha bir iyi içinize içine girmesini sağlıyor karakterinizin dünyanın. Yani bu tip oyunlarda bence birinci göz daha iyi gidiyor. Ama seçeneklerde üçüncü göz seçeneği de koymuşlar. Yani seçeneğe girip tıklayıp hemen çıktığınız anında şey yapıyor mesela menüye falan geri dönmenize gerek yok ana menüye. Hemen üçüncü gözle geçiyorsunuz. Bunu deneysel aşamada yani tam bitmiş hali değil bazı animasyonlar falan eksik karakterin. Üçüncü gözden de oynanıyor ama. Problem şey oyunun sıkıntıları daha net görüyorsunuz üçüncü gözden o sebeple birinci gözden oynamayı ben şimdilik tavsiye ediyorum oyunda ileride belki yani bunu Full bitmiş bir özellik haline dönüştürebilirler Şimdi gelelim oyun döngüsü ve ana oynanış mekaniklerine. Oyun döngüsü yani Sonuçta hayatta kalma oyunu Malzeme kaynak toplama crafting kısımları var Ve bu oyunda bayağı önemli Yani bazı oyunlarda biraz daha arka plana gidiyor Burada işte tabii ki çeşitli kaynaklar var. Ana kaynak olarak düşünürsek yine ağaç kesiyorsunuz, taş kırıyorsunuz, ot topluyorsunuz, çalı çırpı topluyorsunuz. Bunlar işte ana sizin malzemeleriniz. Elbette işte şey bunları özel işte şeyiniz var, işte çapanız var, kazmanız var, klasik işte baltanız bulunuyor. Diğer yine kaynakları harvest edebilmeniz için yine değişik aletler var. Bunların da mesela gear ratingi var. Örneğin mesela or Toplamak istiyorsanız normal e, üzerindeki mesela başlangıçtaki rating 2 galiba onun. Onu mesela 10'a yükseltmeniz lazım. E, o da daha iyi giysiler takarak oluyor. Yani bu şekilde bir rol yapma üyesi katılmış diyebiliriz. Yani craft ederek e, giysilerinizi ve silahlarınızı ve aletlerinizi yükseltiyorsunuz. Bu şekilde ana karakterinizin e, gear ratingi çıkıyor. O ratinge uygun olması lazım kullandığınız e, aletlerin. Güzel bir ekleme olmuş bu. Bunun dışında hayatta kalma öğeleri de bulunuyor. Yani aç kalabiliyor karakteriniz. Belli aralıklarla yemek yemeniz gerekiyor. Ve yemekleri pişirmeniz gerekiyor kampında. E, Tabi hazır yiyecekleri de yine envanterde saklayabilirsiniz. Uyku ihtiyacı var. İşte bu tip şeylerden hoşlanmıyorsunuz aslında. Şu an burada söyleyebilirim bu oyuna bulaşmayın. E, çünkü önemli bunlar. Yani mesela e, dünyada gezmeye başlamadan önce üstünüzde bir depolama yapmak gerekiyor. Yani yemekleri pişirip falan hani gece acıkırsanız yersiniz de yanınıza almanız gerekiyor öyle diyeyim. Sonra yağmur etkisi çok fazlasıyla hissediliyor. Karakteriniz ıslak statüsü de ulaştığı zaman birçok şey aksıyor. Kampınızın mesela çatısının olması bazı ekipmanların işte crafting istasyonlarının kapalı ortamda olması gerekiyor. Hatta sıcaklık yanında olursa bir takım artı puanlar getiriyor. Böyle güzel şeyler düşünmüşler. Ama tabi biraz fazla detay. Hastalık etkisi var. Böyle bataklıkta falan gezerseniz hastalık kapabiliyorsunuz uzun süre. E, ardından işte sağlığınız yavaş yavaş düşüyor. Bu tip olaylar eklemişler. E, crafting menülerine biraz alışmak zaman alıyor açıkçası. Biraz farklı yapmışlar diğer oyunlardan. Belki ondan olabilir. E, Oyun da pek yardımcı olmuyor açıkçası. Keşke biraz daha yardımcı olsaydı burada tam olarak neye basacağınızı. E, depolama, envanter e, düzenleme ekranı kısıtlı. Bazı normalde yapmanız gereken şeyleri yapamıyorsunuz evet hani shift tuşuyla ayırabiliyorsunuz ama hep böyle üst üste koyuyor. Yani istediğiniz tam slotlara yerleştiremiyorsunuz. Envanter içinden crafting yapmanız mümkün değil. İlla crafting istasyonunun başına gitmeniz gerekiyor ama herhalde bu da kasıtlı bir tasarım kararı. Mesela şeyde herhangi bir üründen birden fazla nasıl yapacağını çok geç fark edebildim, bulabildim. Güzel göstermiyor çünkü oyun. Özetle pek pratik değil menüler. Yani dış dış görünüş olarak güzel görünse de Teoride iyi, pratikte kötü öyle diyeyim. Bunun dışında inşa kısmı yani üstünüzü kurma kısmı oldukça pratik yapmışlar. Temel duvarlar, pencere, çatı falan bunlar şak 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 modüler şekilde koyabiliyorsunuz ve hemen hızlı bir şekilde birbirine yapışıyor. Bu açıdan şeyde Android açıkçası enshrouded oyununu hatta ondan daha pratik diyebilirim. Crafting ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar ama mesela şeyler bazı animasyon gayet kötü olduğunu görüyoruz özellikle mesela taş kırarken, odun keserken falan son derece amatör bir görüntü var. Yani dediğim gibi yani dıştan iyi görünüyor ama detaya girdiğiniz zaman bu şeyler eksiklikler çıkıyor yani hoş değil görüntü öyle diyeyim. Kombata gelirsek yani oyunun diğer tabii bir kısmı da oyun dünyası içinde araştırma ve kombat savaş kısmı. Savaş kısmı tabi öldürdüğünüz düşmanlardan bazı kaynaklar elde ettiğiniz için gerekiyor yani tecrübe puanı seviyatlama gibi bir şey yok ama üzerinden düşen malzemelerin kendi kalite türü var o kalitesi yüksekse mesela sizin de teçhizatınızın derecesi yüksek oluyor o nedenle sürekli araştırıp daha yüksek derecede düşmanlara girişebilecek teçhizatınızı geliştirmeniz gerekiyor yani döngü bu şekilde. Araştırma kısmı oldukça güzel oyunun belki en güçlü yanlarından bir tanesi. Çünkü e, oyunun hikayesi ve dünyası ilginç. E, bu felaket sonrası bu reyamlar, dünyalar birbirine girdiği için mesela gezdiğiniz ortamda bir anda havada bir yerde bir gemi görebiliyorsunuz. Ya da başka bir evrenden gelmiş orayla alakası olmayan bir yapı. Bu şekilde böyle dağılmış yani. E, her e, mekan, dünya bu şekilde yapılmış. Bu da oldukça ilginç bir e, ortam sağlıyor. İşte buralarda gezip mesela özellikle F'lerden kalma harabeler var. Bu harabelerin oralarda işte düşman temizlemeniz gerekiyor. Düşman temizlediğiniz zaman mesela orada bir size yeni özellik veriyor. E, Repertuarınıza katacak. Yer yer bulmacalar var ama bulmacalar en azından başlarda çok basit idi. Bulmaca demeye biraz bin şahit istiyor. kombat e, kısmına gelirsek savaş kısmına. Savaş kısmı ilk başta tabii meleğe ağırlıklı. Ancak oyunun ilerlerinde e, silah kullanmaya başlıyorsunuz. Belki o zaman daha iyi olabilir. Mele yani yakın dövüş kısmını ben beğenmedim. Evet silahların ağırlıkları var. Ondan sonra hani vurduğunuz noktaya göre hasar farklı. Yani kafaya vurursanız daha fazla arkadan vurursanız daha fazla gibi. Yani pinpoint belli noktaları vurabiliyorsunuz. Ama e, düşmanlar animasyonu o kadar kötü ki tat, çok tatsız bir şey bırakıyor sizde. E, deneyim bırakıyor. Çok amatör e, bırakıyor hissiyatı. Yani halbuki birçok şey profesyonel gözükse bile. Mesela bir boss dövüşü yapmışlar. Yani e, o bahsettiğim ilk alanın sonunda yani ilerlemeniz için orada bir boss'u öldürmeniz gerekiyor. İçler acısı öyle diyeyim yani hakikaten e, üzüldüm. Yani o kadar kötüydü. Nereye tam vurduğunuz belli değil. Düşman nasıl saldırıyor, kime saldırıyor. Yapay zeka da çok kötü bu arada genel olarak. Yani bu e, oyunun dövüş ve savaş kısmının biraz elden geçmesi lazım bence bu arada şey de lore dediğimiz yani altyapı bilgi de güzel. Hep bu şeylerden hani yeni bir şeyler ekleniyor, yeni tarifler buluyorsunuz ama bir yandan da dünya ile ilgili bilgiler de ediniyorsunuz. Yani meraklısı işte bu kodeks ya da kılavuz kısmına girip bunları da okuyabilir. Oyunda daha ilerledikçe bazı şeyler de açılıyor, ekleniyor. Ben de mesela en son dürbün açıldı. Dürbünle baktığınız zaman biraz daha detaylı bilgi elde edebiliyorsunuz. Biraz daha ileride şemsiye açılıyormuş. Yine Enshrouded'da oyluluğu gibi Burada da şemsiye açıp glider mantığında yüksek bir yerden aşağı doğru süzülebiliyorsunuz. Ama ben oraya gelmedim. Muhtemelen herhalde 10 saat civarında açılacak o. Ee, seslendirmeden bahsetmek istiyorum. Seslendirme sadece pak karakterinde olduğunu söylemiştim. Diğerlerinin hepsi e, yazıyla konuşmalar. Ve işte oralarda biraz e, sanki Bethesda oyunu gibi <laughs> hissiyat bırakmış. E, Hoşuma gitmedi o kısım yani biraz keşke seslendirme yapmaya bütçeleri yetişseymiş firmanın herhalde bütçe sırrını ile ilgili sıkıntılar olsa gerek aynı soruları tekrar sormanız falan filan pek hoşuma gitmedi ama bir yandan da yararlı bilgiler veriyor oyun dünyası ile ilgili bu karakterler. Bunun dışında oyunun sesleri ve müziği beni sarmadı özellikle ses efektleri falan çok amatör yapılmış hissediyorsunuz yaparken genel bir zaten sessizlik var. Yani sanki oyuna daha sesler, müzikler eklenecek gibi bir hava var. Yani bu açıdan bence sınıfta kalıyor. ancak en önemli sıkıntısı oyunun başlarının feci sıkıcı olması. Yani çok sabırlı olmanız gerekiyor bu oyunda ilerleyebilmeniz için. Şimdi video başında söyledim 50 saat oynayanlar tabii onlara erken erişim kodu geldi, inceleme kodu onlar mecburlar oynamaya. Ama en azından hani adamlara iyi olmuş. Hani oynayıp beğenmişler sonunda. yani iyi, hoş, güzel. Ee, ama yani ilk e, 10-20 saat oynayan bir kişiye sorarsanız beğenmemiş olduğunu duyacaksınız. Ben de mesela beğenmemiş tarafa kayıyorum açıkçası. Ama bir yandan da daha yani ileriki görüntüleri görüyorum ve ilerledikçe biraz e, oyunun eğlenceli olduğunu hissetmeye başlamıştım ki e, bırakacağım çünkü oyuna belli yani eklemeler gelecek. Yani oyun tam bitmemiş. E, erken erişim değil de çok erken erişim diye bir şey varsa e, terim terminoloji burada kullanılabilir. Yani ben hani göz göre göre e, oyunum yarım haliyle niye oynayayım? O yüzden bıraktım. En azından ama sizlere bilgi vermek amacıyla bu videoyu hazırlamak için işte belli bir yere kadar oynadım ki sağlıklı sayılabilecek size bilgi aktarayım. Yani e, bilmiyorum düzeltmelerle oyunun başındaki sıkıcılık nasıl yok edilebilir? Çünkü biraz olay tasarımla ilgili yani ben bir şekilde daha ilginç görkemli olaylar araya sıkıştırırım bir şekilde. Ki hani e, insanlar oynamaya devam etsin heyecanlı bulsunlar ay acaba ne olacak desinler. Bunları yapmamışlar. Doğrudan hani ders kitabı okur gibi oyun devam ediyor. Yavaş yavaş işte bilgiler edinecek diye güçleneceksiniz ama kaç kişi dayanacak buna? Aynı hatayı Skull and Bones da yapıyor bence. Zaten hani oyunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi ama onun zaten başka sıkıntıları var. Önceki videomuzda konuşmuştuk. Ben hatta oyunu biraz açıkçası Minecraft'a e benzettim. Yani büyükler için, yetişkinler için Minecraft diyebiliriz. Çünkü e, ana hatlarıyla aynı. Yani gerçi birçok survival oyunu aynı ama bu bu iyice Minecraft'a e benziyor. Hatta mesela geceliğin e, bu düşmanlar daha sık çıkıyor falan. Hani gece pek gezinmeyi tavsiye etmiyorum ki elinizdeki meşale de yeteri kadar aydınlatmıyor. O açıdan bile benziyor. Ama tabii yani Minecraft'ta olmayan gayet iyi bir hikaye var. Grafikler haliyle daha iyi falan filan. E, özetlersek şöyle diyebiliriz. E, bence e, bu oyunu bekleyin. Ee, şu an e, satın alıp oynamanız anlamlı değil ama burada bir yıldız koyuyorum. Çünkü oyun hem Steam'de hem Epic'te satılıyor. Epic'teki fiyatı 200 lira civarında ve böyle bir içerik için 200 lira iyi bir fiyat. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu oyun güzelce Hazır ucuza satılıyor. "Alayım ben bunu, depolayayım." diye düşünüyorsanız alabilirsiniz. Ben şu an o açıdan iyimser bakıyorum. Yani e, oyunun inceleme kodu gelmedi, kendim satın aldım. Yani memnun olmadım ama bu oyunda potansiyel var. Yani arka planda duracak. Belki bir gün geri dönüp oynarım tam sürüme geçtiği zaman. Siz de belki o şekilde düşünebilirsiniz ama tabi de parada kolay kazanılmıyor. Ee, belki yani firma mahvedecek oyunu. Hiçbir zaman düzelmeyecek. Öyle bir risk de var sonuçta. Yani neden ee, Enshradut oynayın diyorum. Bu arada Enshradut tavsiye ettim. Bir nedeni de mesela bu oyunda Türkçe dille var. Enşiradut da var. E, Enshradut özellikle Kanal Duello izleyicilerine daha uygun bir oyun. Çünkü rol yapma ve Souls öyle az da olsa var oyunda. Yani savaş daha zevkli bence. Ve crafting ve hayatta kalma kısımları crafting var ama hayatta kalma kısımları çok arka planda. Yani yiyecek de falan uğraşmaya gerek kalmıyorsunuz. Ve en önemlisi de daha bitmiş bir oyun. Yani şu an için daha tabii Şubat'ın sonuna yaklaşıyoruz. Yani ilk iki aydaki bence en iyi hayatta kalma oyunu çıkan Enshroud'u de Böylece başka oyunda da diğer oyunu tavsiye etmiş olduk. Bu da ilginç oldu. Evet, e, benden bu kadar. Nightingale oyununu özetle pek tavsiye edemiyorum. Daha bitmemiş ama potansiyeli var diyerek e, şey içeriğimizi kapatıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi tarafsız yorumlarımı aktarmaya çalıştım. Artılarıyla, eksileriyle sizlere sergilemeye çalışmış, çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur ve sizlerden beğeni almışımdır. Aynı zamanda bu duella Gaming kanalına ilk defa denk geliyorsanız bu video ile Oyunumuz genel bir oyun kanalı, ancak tabi bazı oyun türlerine biraz iltimas geçiyoruz, özellikle rol yapma oyunlarına. Ama oyun dünyasını yakından takip ediyoruz. Yani haberler, incelemeler, podcastler ve sizden gelen ilgi ve destek ile de kanalımız büyüdüğü için bu bahsettiğim içerikleri de daha da sık vermeye başladık. Giderek büyüyoruz. Siz de bizle takılırsanız, abone olursanız beraber büyürüz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.